Tasarım Uzmanı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi bir Fortnite thumbnail yapacağız arkadaşlar. Ancak aklımda hiçbir şey yok. Ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone olun. Bir de videoyu like atarsanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar aklımda hiçbir şey yok. Sıfırdan bir banner oluşturacağım yani. Banner diyorum pardon, thumbnail oluşturacağım. Buradan photo library diyorum. Ben de bir işte Fortnite GFX pack var arkadaşlar. Bunun linkini de aşağıya veririm. Aşağıdan alırsınız. Şimdi ben buradan ilk önce arka planımı seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü Fortnite'la alakalı şeyler var, resimler var. Şimdi şöyle bir şey buldum. Gayet güzel bir arka plan Fortnite için. Şimdi bunun üstüne bir şey eklemek istiyorum. Çerçeve eklemek istiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle bir aşağıya ineyim. Çerçeveyi nereye kaydettik? Biz bir sürü karakter var. Gördüğünüz gibi karakterler var. Bir sürü de efekt var. Yanlışlıkla yukarı çıktım arkadaşlar. Şöyle aşağıya indikçe yükleniyor. Yani bir sürü şey var. Çok fazla hatta. Daha az bile olabilirmiş. Şu hazine sandıklarından falan koyarız. Güzel durur yani. Ağacın dibine falan koyarız. Ağaç vardı sanırım. Şimdi evet geldik. Şunu bir almak istiyorum ben. Bu olmadı ama böyle maalesef çerçevemiz bozuk çıktı. Neyse devam edelim. Şimdi buraya şöyle efektlerden biraz daha bakalım. Photo Library. Buradan galeriye diyorum. Galeriye bakıyorum. Buradan bir kime ekleyelim? Şöyle şuna ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu gayet güzel durur burada. Şimdi bunu ekleyeceğiz ama şöyle şey yapacağım. Biraz daha büyütürsem, bu şekilde yaparsam daha güzel durur bence. Bakalım. Evet daha güzel durdu. Şimdi arkadaşlar Select Pixels diyorum. Bakalım farklı şey dedi değil mi? Evet Select Pixels dedim. Buradan arkadaşlar bunu Fill Stroke'a tıklıyorum buradan. Stroke diyorum. Etrafına siyah bir şey mi versem acaba şöyle? Yok siyah pek belli olmuyor. Ne renk versek? Böyle bir bakıyorum ama güzel bir şey bulabilecek miyim diye. Şöyle mor versek güzel mi? Aynen güzel durur ya. Bir kaldıralım bakalım şu seçtiğimiz yeri. Aynen güzel fena değil. Bakalım ileride belki kaldırırız güzel durmazsa. Uyumlu durmazsa. Şöyle gene bir aşağıya inelim. Şu hazine sandıklarının olduğu yerlere gitmek istiyorum. Evet. Evet geldik. Şimdi buradan şöyle bir şunu alalım bakalım nasıl duracak şu ağacın dibinde. Pek iyi durmadı. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Aklımda hiçbir şey yok dediğim gibi o yüzden doğaçlama gidiyorum yani. Deneye deneye gideceğiz şimdi. Dediğim gibi GFX'teki aşağıda linkini vereceğim. Oradan gidip indirebilirsiniz. Deneye deneye gideceğiz şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan büyük karakterlerden bir seçmek istiyorum ben. Şu şekilde şunu alıyorum arkadaşlar. Bunu biraz büyütüyorum. Tam şuraya uyuyacak şekilde. Aynen böyle güzel durdu. Şimdi ise arkadaşlar bu burada duracak. Böyle sandık açılımı videosu yapıyormuş gibi bir şey olacak yani. Benim videom değil tabii ki de thumbnail'ın konusu o olacak büyük ihtimalle. Şöyle photo library diyorum, galeri diyorum, galeriden. Şöyle sandıklarla mı alakalı yapsak yoksa başka bir şeyle mi? Mesela oyuna gelen bir silah var mı bilmiyorum. Çünkü Fortnite oynamıyorum arkadaşlar. Şekilde koysak bu silahı. Daha güzel durur mu acaba diye düşünüyorum. Şöyle yan çevirsek bunu buraya koysak güzel durur mu bilmiyorum. Daha pembeye yakın renklerde bir silah var mı? Ona bakalım. Böyle kazma falan da olur aslında. Şu kazmayı alabiliriz ama bunu şöyle ters çevirmek lazım. Şunu şöyle yapalım. Bunu da biraz tutelim. Bunun etrafına stroke vereceğim. Ama bu da olmadı. Başka bir şeye bakalım. Ya böyle deneye deneye gideceğiz arkadaşlar. Bu video biraz uzun olabilir, uzayabilir. İlerlete ilerlete izleyebilirsiniz ama benim tercihim ilerletmemeniz. Buradan bakalım. Sandıklara da bakabiliriz aslında. Sadece bunlara bakmamıza gerek yok. Şöyle arabalar olmasın.
Araba pek tercihim değil. Araba koymak. Evet, sanırım yine sandığa kalacağız. Biraz bakayım ama orada efektler falan var. Efektleri en son ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, sanırım kaldık yine sandığa. Sandık ekleyelim bir. Bakalım nasıl olacak. Şöyle efsanevi sandık falan. Evet, böyle koydum. Şimdi arkadaşlar, buna biraz efekt ekleyeceğim. Sonra da yazıya ekleyeceğim. Şöyle Photo Library diyorum. Orada ben biraz efekt gördüm. Pardon, yanlış oldu. Evet, aşağıya iniyorum bayağı. Bir sürü şey var. Hatta benim sildiğim fotoğraflar bile var yani. Bu kadar değildi. Daha fazlaydı bunlar. Şöyle aşağı indik. Evet. Buradan daha da aşağı iniyoruz. Evet. Burada birkaç tane efekt gördüm ben. Şöyle küçüklerden alacağım. Bunları alta çekeceğim arkadaşlar. Bunların altına koyacağım. O yüzden sıkıntı olmayacak. Şu şekilde en altta değil de şunun altına koyuyorum ben bunu. Bunun rengini de değiştirebiliriz aslında. Bir bakalım. Color Blends. Rengi değişmeyecek gibi duruyor ama. Çünkü çok parlak ya arkadaşlar. Değişmeyebiliyor. En azından daha da parlatmış olduk. Şu şekilde ama biraz daha şöyle maviye yakın olsa iyi olur. Aynen. Şu şekilde güzel arkadaşlar. Şimdi yazımızı falan ekleyeceğiz. Ardından çerçeve falan ekleyebiliriz. Bir tane daha GFX Pack var arkadaşlar bende. Şöyle bakıyorum. Güzel bir şeyler var mı daha ekleyebileceğimiz diye. Şöyle aslında logo ekleyebiliriz. Şöyle logo alayım. Bunu şöyle küçültüyorum bayağı. Ama nereye ekleyeceğimi de tam bilmiyorum. Şöyle şu köşeye eklesek nasıl durur? Yanlış oldu. Arkadaşlar bir türlü yapamadık. Şöyle bunu büyüttüm. Şu köşeye aldım. Nasıl durur? Yani fena durmaz ama hiç gerek yok yani fazlalık yapmaya. Çok fazlalık yapalım burada. Şimdi bir daha bakalım galeriden ekleyeceğimiz bir şey var mı, kaldı mı? Bakalım bakalım. İnelim alta doğru. İnelim. Buralarda bir şey yok gibi. Şu arkaya çalılık ekleyelim mi? Fazla şey durmasın. Yok ya, eklemeyelim. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bakmaya devam edelim. Böyle deneye deneye yapacağız inşallah. Güzel bir şeyler. Şu başlarda bir efekt var mı? Evet var. Bundan ekleyebiliriz. Diyeceksiniz bunu nasıl kullanacağız? Şu şekilde bunu koydunuz mesela. Buradan overlay'i seçiyorsunuz. Aynen. Gayet güzel durdu arka planda. Şu lineer doşta nasıl duracak bakalım. Yok, onda güzel durmadı. Tabii ki de siz deneye deneye yapabilirsiniz. Şu şekilde güzel durdu yani. Arkada bir kıvrımlı alan durdu. Evet, yineden galeriye girdim. Şurada başka overlay yapabileceğimiz şeyler var. Evet. Bu atlayan bir adam. Bunu eklesek overlay Olarak nasıl durur merak ettim. Ve ekleyeceğim. Yok ya, çok iyi durmuyor arkadaşlar. Linear Dodge olarak falan da iyi durmuyor. O yüzden ben bunu kaldırıyorum. Bakalım. Biraz daha bakalım. Galeri diyorum. Şimdi buradan aşağı inelim. Buralarda sanırım pek bir şey kalmadı. Güzel bir thumbnail yapmak istiyorum. İlk defa thumbnail videosu çekiyoruz arkadaşlar bu arada. Evet, şimdi. Burada hep karakterler var. Karakterleri geçelim. Evet, şu mermilerden olabilir aslında. Şu büyük mermiyi alayım. Şöyle bir bir şey şey yapacağım. böyle yapayım. Evet, kötü durduğumun farkındayım şu an. Bir dakika, transform edeceğim. Şu şekilde yapıyorum. Evet, bunu overlay yapacağım. Bakalım nasıl bir görüntü verecek bize. Güzel görüntü olabilir. Şöyle overlay. Bunu en alta atarsak nasıl durur? Yok ya, güzel durmuyor sanki. Bir bakıyorum ama yok arkadaşlar, bir transform diyelim. Bir şey geldi aklıma ama şu şekilde olursa güzel olur. Bakalım. Aynen, gayet iyi oldu. Sadece orayı parlattı. Gayet güzel bir efekt oldu. Şimdi bir daha bakalım arkadaşlar. Son kez bakalım. Video çok uzamasın istiyorum aslında. Ama 10 dakikayı da geçsin istiyorum artık. 10 dakikayı geçik videolar yapmak istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum. Araba koymayacağım. Sonra dağ taş falan koymayacağım. Sandık koyduk zaten. Burada efektler var dağda.
Şöyle bir çerçevemiz var. Bundan koysak mı acaba? Yok ya, bu çok kış mevsimine uygun bir şey. Yani şu an kış mevsimi ile alakalı bir şey yapmıyoruz. Bir thumbnail yapmıyoruz. Buradan aşağı iniyorum. Evet, geldiğimiz yere geldik. Az önceki geldiğimiz yere geldik. Şimdi burada efektler vardı. Bu efektlerden kullandık zaten. Evet, daha aşağısı zaten benim kendi kullandığım efektler. Peki şunu burada kullanabilir miyim acaba? Onu bir deneyeceğim arkadaşlar şu şekilde. Evet, sesim biraz gitti. Şöyle pek kullanamam herhalde ya. Güzel durmaz. Aynen arkadaşlar, güzel durmuyor. Bunu en iyisi kaldırayım. Şu şekilde gayet güzel bir şey oldu şimdilik. Şimdi Pixel Lab programımıza geçelim. Pixel Lab programımıza geçtik. Sesim biraz daha düzeldi. Ufak bir su içtim, geldim. Şimdi gene de boğazım kurudu hemen. Evet arkadaşlar, Pixel Lab programımıza geçtik. Şimdi buradan ben yani oraya şey yazacağım. Fortnite thumbnail yapımı yazacağım. Ancak siz tabii ki de istediğinizi yazabilirsiniz. Keşke arkadaşlar PCD verebilseydim. Keşke mobilde PCD açılabilseydi. Eğer açılabilseydi, emin olun ki her yaptığım tasarımın PCD'sini verirdim diye düşünüyorum. Çekilişler hariç. Şimdi devam edelim. Buradan Fortnite thumbnail yapımı yazacağım. Şöyle Fortnite yazdım. Buradan ben font seçiyorum. My Fonts'tan. Benim fontum nereye gitmiş? Burada font olması gerekiyordu. Şu nasıl durur? Bu da çok ciddi duruyor. Biraz daha böyle ne bileyim yayık bir şey. Şöyle şunlara bakıyorum. Ama güzel bir şey yok sanırım. Şuradan bakalım biraz. Bolt çok iyi durmuyor. Bu da çok iyi durmuyor. Şöyle iyi duran bir şey arıyorum. Şu nasıl? Bu da çok ince mi duruyor? Yo, güzel güzel. Buradan shadow bekliyorum arkadaşlar buna. Stroke eklemeyeceğim. Kötü duruyor biraz. Ambrose eklemeyeceğim. O da biraz kötü duruyor açıkçası. Şimdi ben bunun rengini beyaz mı bıraksam, yoksa böyle mor falan mı yapsam, pembe mi yapsam bilmiyorum. Şöyle bir arkadaşlar şeyimize bakalım buradan. Bir renk şey yapalım. Buraya hangi renk gider? Yeşil gider mi? Gider mi? Yeşille pembe gidebilir arkadaşlar. Yeşille pembe yapabiliriz yani. Şöyle Fortnite yazımızı yeşil yapalım. Yeşil renkte yapalım. Şu şekilde yeşile alıyorum. Böyle fosforlu yeşil gibi. Evet, bunun arkasını transparent yapıyorum. Yapamadık. Evet, transparent yapacağım inşallah. Yaptım. Şimdi bunu kaydediyorum arkadaşlar. Save as image diyorum. Buradan default değil de ultra yapıyorum. Bunu save to gallery diyorum. Şimdi diğer yazıları da yazacağım. Siz buraya thumbnail'ınız, videonuzla alakalı yani videonuz neyle alakalıysa thumbnail'a da onu yazarsınız. İşte ne diyelim? Fortnite şey yapabiliriz. Ya da arkadaşlar direkt yazıyı değiştireyim ben. Şu şekilde sandık, efsanevi sandık açılımı yapalım. Yanlış yazdık. Efsane sandık açılımı yazacağız altıda. Şu şekilde yapıyorum. Ama ben bir şey daha yapmak istiyorum. Yazıyı kesinlikle daha güzel durduracak. Shadow'u da yeşil yapıyorum. Bunu şeyde göreceğiz arkadaşlar. Şu an kötü duruyor biraz. Ama thumbnail'da gayet güzel duracak. Şöyle yapıyorum ben. Bunu kaydediyorum. Şimdi sandık açılımı da yazacağım. Sandık açılımında artık pembe yazarım. Pembe Shadow'la. Nefesim bitti ya. Sandık. Yanlış yazdık. Açalım mı? Evet. Şimdi doğru yazdık arkadaşlar. Okey, tıkladım. Bunu şöyle uzunlamasına yapacağım. Şimdi bunu küçültüyorum arkadaşlar. Küçültüyorum. Biraz daha küçülteceğim. Şu şekilde. Evet. Buradan aşağı iniyorum. Shadow'u pembe yapacağım. Şu şekilde. Pembe. Güzel. Buradan kötü duruyor şu an tabii ki de. Rengi de pembe yapınca gayet güzel duracaktır. Aynen. Rengi de pembe yaptık. Güzel duruyor. Yani durmuyor gibi gözüküyor ama thumbnail'da eminim ki duracaktır arkadaşlar. Şimdi Save As Image diyoruz ve PC Touch programımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yazıları yazdıktan sonra PC Touch programımıza geçtik. Şimdi buradan yazılarımıza ekleyeceğiz. En son burada kalmıştık. Böyle bir thumbnail arka plan gibi bir şey yapmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi sandık açılımı efsane. Efsaneyi ekliyoruz. Evet.
Geldi. Efsanemiz geldi. Şimdi bunu büyüteceğim ancak bu şekilde hiç olmadı bu. Şöyle yapacağım. Bunu biraz üste alacağım. Yanlış yaptık. Yanlışlıkla boyadım arayı. Şöyle en üste alacağım. Efsane bir sandık açılımı. Böyle foto library diyorum. Buradan galeri diyorum arkadaşlar. Buradan sandık açılımını ekliyorum. Evet geldi. Sandık açılımı da. Şuraya koyarsam şurada pek belli olmuyor ya. Şu şeyi biraz yana kaydırmam gerekecek. Karakteri. Evet şöyle güzel. Ama efsaneyi de biraz yana kaydırmam gerekecek sanırım arkadaşlar. Şöyle efsaneyi de transform diyorum. Aynen sandığı da biraz yana kaydırayım. Yok sandık iyi arkadaşlar. Şu sadece ayıcıyı biraz kaydırabilirsen güzel olacak. Şöyle biraz daha alta indiremez miyiz bunu? Aynen. Gayet güzel duruyor arkadaşlar şu an için. Bir sıkıntısı yok. Bakalım şöyle şuna stroke verirsek ne olur? Color. Rengini de işte yeşil yapsak. Yok ya shadow verirsek nasıl durur? Shadow. Evet. Drop shadow verebiliriz. Evet. Bunun rengini de yeşil yaparım. Şu şekilde. Aynen böyle efsane duruyor arkadaşlar ama güzel olacak. Aynen şu şekilde efsane bir şey oldu. Thumbnail oldu. Ancak şuna da bir shadow eklemek isterim. Shadow gerçekten güzel duruyor yani. Biraz abartılı bir thumbnail oldu ama güzel oldu bence. Şu şekilde ona sarı verelim. Şöyle sarı. Bu şekilde siyah verirsek nasıl durur? Evet siyah da olabilir. Sarı nasıl duruyordu? Bir ona da bakalım. Aynen siyah verirsek daha güzel olacaktır arkadaşlar. Daha iyi duracaktır. Evet arkadaşlar şu an efsane bir şey yaptık. Thumbnail yaptık. Yani çok güzel oldu. Arka plandaki efektler olsun ne bileyim yazı falan olsun. Gerçekten güzel oldu. Neon yazı gibi duruyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım uzun videoları seversiniz. Artık daha uzun videolar çekmeye çalışacağım. Bu arada kuşum da çıldırdı. Şu an ötüyor yani çok. Neyse kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.